Merhaba, ben Şebnem Akbulut, yoga terapistim. Çakra serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle kök çakra ile ilgili bir yolculuğa çıkacağız. Bir önceki videomda bahsetmiştim çakra sistemi ve 7 tane çakrayı her videoda inceleyeceğimizi. Birinci çakra, kök çakra ve hizalanmaya göre omurga hattında en alt bölümde yer alan çakra. Yani aslında şöyle düşünebiliriz, toprağa en yakın enerji alanımız, çakramız. Kök çakra, kuyruk sokumunun altında ve bir tekerlek gibi dönen ve enerji alanı anlamında bacaklara, ayaklara bağlı ve toprağa bağlı olan enerji merkezimiz. Rengi kırmızı. Bu renkler eskiden, çok eski yıllar, binlerce yıl öncesinden kadim bilgilerle günümüze kadar gelmiş renkler. O zaman yogiler bu derin meditasyonlarda bu renklere ulaşmışlar, görsel olarak imgelemişler. Renkleri buradan biliyoruz. Günümüzde de bazı teknolojik bazı gelişimlerle bu renklerin aslında artık görülebilir, tespit edilebilir olduğunu da biliyoruz. Renk konusu böyle. Kök çakranın rengi kırmızı, elementi toprak. Hani bahsettik ya, ayaklar ve bacaklar ve ayaklarımızın yere bastığı yer dünyamız, yuvamız, toprağımız. Evet, yuvamız dedik. Bizim aynı zamanda kök çakranın konularından bir tanesi bizim kendi yuvamızla, dünyevi alanla olan bağımızı simgeliyor. Bu dünyaya da kendimizi güvende ve köklenmiş hissediyor muyuz? Bunun cevabı bu enerji alanında. Bu enerji alanı kök çakramız çocukluktan başlayıp aktive oluyor. Dünyayı öğrendikçe en çok çocukluk yıllarında aktive oluyor. Ve gelişim gösteriyor. Aileyle bağ kurdukça, kendi yaşam alanımızla bağ kurdukça adeta bir ağaç gibi köklerimizi derinlere doğru göndermeye başlıyoruz. Ve bu dünyaya köklenmeye başlıyoruz. Eğer kök çakrada büyüdükçe, yetişkin oldukça dengesizlikler olursa, ahenk ve uyum olmazsa, diğer çakralarla bağında dengesizlikler olursa, o zaman bazı gölge tarafları ortaya çıkıyor bu çakranın. Ne demek gölge tarafları? Mesela güvensizlik, korku, bağımlılıklar, kendini hiçbir yere ait hissedememe ve merkezinde hissedememe, yani topraklanamamış hissetme. Bunlar gölge tarafları. Eğer bunlardan bir ya da birkaçı varsa, yaşamınızda zaman zaman gelen ve giden ya da şu anda var olan, o zaman kök çakra ile ilgili biraz zaman ayırabilirsiniz yaşamınızda. Neler yapabiliriz peki? Günlük olarak yapabileceğimiz şeyler var öncelikle. Kök çakra en basit alandan başlıyor. Yani kaba bir yerden başlıyor. Dünyevi bir taraftan başlıyor. Dolayısıyla yeme içme sisteminizi gözden geçirebilirsiniz, alışkanlıkları. Bununla ilgili minik adımlar atabilirsiniz. Bu kök çakra ile ilgili bir çalışmaya girer. Aynı zamanda da yeme içme bağımlılığı varsa eğer, herhangi bir şeker bağımlılığı da buna giriyor. Böyle bir bağımlılık halindeyse eğer, bununla bir yapacağınız herhangi bir çalışma zaten kök çakra ile ilgili bir çalışmadır. Bunun yanında aslında günümüzde modern yaşamda kök çakranın ile ilgili bu kadar gölge taraflarını yaşamanın yaygın olmasının sebeplerinden bir tanesi doğadan kopuştan kaynaklanıyor. Biz doğadan uzaklaştıkça, toprağa basmadıkça,
dokunmadıkça, toprakla haşır neşir olmadıkça, ekmedikçe, biçmedikçe o zaman o denge şaşıyor. Demek ki doğaya gerçekten eğer modern bir yaşamın içerisindeyse hayatınız, farkındalıkla zaman ayırmak yine kök çakrayı aktive eden ve dengeleyen bir çalışma olacaktır. Orman banyosu dediğimiz, ormanda bir yürüyüş farkındalıkla. Yani iletişim araçlarınızı, cep telefonunuzu bir kenara bırakıp saf bir şekilde ormanda vakit geçirmek. Bunu yaptığınızda, bunu rutininize kattığınızda, haftada bir gün bile olsa böyle bir orman doğa banyosundan geçtiğinizde yine kök çakranız kendi ahengini hızlıca bulacaktır. Çünkü bu kadar güçlüdür doğa. Tatil seçimlerinizde doğada olmasına özen göstermek ve diyelim ki her gün sabah yürüyüş yapıyorsunuz, bir ağaca dokunmak, toprağa dokunmak. Yapabiliyorsanız zaman zaman çıplak ayakla toprakta yürüyüş yapmak, bu dönem sahilde yürüyüş yapmak, kumlara basmak, bunlar topraklayan kök çakranın tekrar kendi uyumunu, ahengini bulmaya yardımcı aktiviteler. Farkındalıkla zaman ayırdığımızda ve bunların gerçekten bunu değiştirip dönüştürebilme gücünü de hissettiğimizde zaten iş biraz daha hızlıca olacaktır sizin için. Evet, ben pandemi döneminde bunlardan birazcık daha uzak kaldığımız dönemlerde, sokağa çok çıkamadığımız, doğaya çok ulaşamadığımız dönemlerde bir meditasyon tekniği uyguladım. Çok basit, kendi merkezime beni tekrar davet eden ve bu alana ve köküme yerleştiren bir meditasyon. Bugün çok kısa onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Oraya gelmeden önce tekrar böyle hızlıca özetlemem gerekirse, doğada vakit geçirmek, toprakla haşır neşir olmak, dokunmak, yeme içme rutinlerimizi gözden geçirmek, bağımlılıklarımızla ilgili çalışmak, bunların tümü kök çakrayı gerçekten iyi ahenge getirecek çalışmalar içerisinde. Meditasyonumuza başlayalım mı? Evet, şöyle rahat bir oturuşa yerleşin. Bağdaş kurabilirsiniz veya bir sandalyede oturabilirsiniz, bir koltukta. Omurga uzun olsun. Omurga hattı boyunca hizalandığını biliyoruz çakraların. Omurgayı uzun tutarak başlıyoruz işe. Eller dizlerin üzerinde, gözler kapalı. Gözlerini mutlaka kapat ve göz bebeklerini köklere doğru devir ve yönlendir. Oturduğun yerde kalça kemiklerini hissederek başlayabilirsin. Kuyruk sokumun ve iyice o toprağa olduğu yuvasına yerleşsin bedenin. Bu arada nefeslerin akıyor rahat bir şekilde, fark et. Dikkatini tamamen kuyruk sokumuna doğru yönlendir. Sanki bir ağacın köklerinin toprağa uzanması gibi her nefes verdiğinde köklerini toprağa salıyorsun. Uzadığını, köklerinin daha derinlere ulaştığını imgele. Tamamen sabit ve hareketsizsin. Herhangi bir fiziksel dürtü gelirse fark et, hareket etmemeye özen göster.
böylece köklerin toprağa doğru büyüsün, derinlere. Gözlerini her zaman göz bebeklerini içeriye doğru devir. Güzelce yeryüzüne toprağa kök sal. Güvendesin. Ve şimdi nefesini omurga hattı boyunca gezdireceğiz. Kuyruk sokumundan aşağıdan yukarıya doğru nefesini al omurga hattı boyunca. Kuyruk sokumuna doğru, yukarıdan aşağıya doğru nefesini ver. Omurganı takip et. Aşağıdan yukarıya doğru nefesini al. Yukarıdan aşağıya doğru nefesini ver. Yavaşça şimdi derin nefesini al. Göğüs kafesin genişlesin ve ağzından boşalt. Bir kez daha ihtiyacın varsa bu nefese derin nefesini al. Göğüs kafesin genişledi ve ağzından boşalt. Çok yavaşça gözlerini açabilirsin. Toprak elementi böyle çalışmalardan sonra sakinlik ve dinginlik verir. Bu çalışmayı eğer beğendiyseniz belli bir süre uygulamanızı tavsiye ediyorum. Eller kalbin merkezinde buluşsun. Kendimize ayırdığımız bu zaman için ve nefesimize teşekkür edelim. Sevgiyle. Namaste.